Evet, merhaba, iyi akşamlar. Yerel seçimler artık heyecan dolu bir yarış başlıyor diyebiliriz. İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi seçim sürecini tabii ki konuşacağız. Onun dışında da bir iki tane seçim dışı sorum olacak ama önce şöyle başlayalım. Siz bir kadın il başkanısınız ama baktığımız zaman Türkiye genelinde belediye başkanları arasında hemen hemen kadının adı yok diyebiliriz, değil mi? Aynı şekilde CHP'nin adayları da maalesef kadın olamadı İstanbul, Ankara ve başka diğer şehirlerde. Neden? Şöyle, sadece siyasette değil, Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşamın hiçbir alanında kadının adı yok ne yazık ki. Bu siyasete de yansıyor. Ama şunu söyleyebilirim, en azından bu yerel seçimlerde İstanbul'da evet büyükşehir belediye başkan adayımız bir erkek. Ama ilçe başkan adaylarımız açıklandığında ya da belediye meclis üyesi dengelerine bakıldığında daha çok kadın ve gencin olacağının sözünü ilk günden itibaren veriyorum. Bugünden de tekrarlamış olayım. İstanbul'da 3 bölgede bir kadın belediye başkan adayımız mutlaka olacak, birer tane. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle böyle bir beklenti yaraşan var. Yaraşan da budur zaten. Şimdi birazcık konuşmaya başlayalım. Ekrem İmamoğlu. Evet. Şimdi dün baktım sosyal medyada da bayağı bu konu konuşuluyor, tartışılıyor. Ya biz adını bile bilmiyoruz. Evet. Adını ezberleyene kadar seçim bitmiş olacak. Neden bunu daha önce açıklamadınız? Geç kaldınız ya da neden Ekrem İmamoğlu? Geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Ve... tanınmamış bir aday. Evet. Bu dezavantaj değil mi? Şöyle, birincisi geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Ekrem İmamoğlu aslında bakıldığında İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İstanbul'un belediye başkan adayı profilinde uygun profil olarak bir sonuç. Neyin sonucu? Yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yaptığı 5,5 aylık çalışmaların bir sonucu. Ekrem İmamoğlu'nu evet bugün İstanbullular tanımıyor olabilir ama geçen gün kendisinin de verdiği röportajda söylediği üzere İstanbullular çok kısa sürede tanıyacak ve tanınında severek oyunu vermenin ötesinde gönlünde yer açacakları bir aday olacaktır. Geç kalmadık, şundan dolayı kalmadık sevgili Şirin Hanım. Son bütün yerel seçimleri incelediğimizde ilk defa diğer partileri de kastederek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adayını bu kadar kısa sürede açıkladı, zaman varken açıkladı ve bu süre doğru bir kampanyayla, doğru bir aday ve profiliyle ki onun belirlenmesi için 5 aylık bir çalışmamız vardı. 31 Mart'a kadar tüm İstanbulluların tanıdığı, tanımakla kalmayıp evet ben buna oyumu veririm dediği bir aday olacak. Şimdi biliyoruz ki aslında Türkiye'deki seçmenin oy verme eğilimi yerel seçimlerle genel seçimler arasında normalde fark ediyor. Genel seçimlerde siyasi lidere ya da partiye gidiyor ama yerel seçimde hizmete çok bakıyor. Evime uğradı mı, kapımın önünden geçti mi, hizmet yaptı mı. Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak belirlemeden önce hangi anketleri yaptırdınız ve bunların sonucunda ne çıktı ki siz ikna oldunuz Ekrem İmamoğlu olsun diye? Hemen söyleyelim. Şimdi şöyle, aslında söylediğiniz çok doğru. Türkiye'deki seçimlerde, geçmiş dönemlerde yerel seçimler ve genel seçimlerin dinamikleri farklıydı ki farklı olmalı zaten. Ama son yıllara bakıldığında bütün seçimler aslında tek bir dinamik ya da tek bir bakışla yapılıyor. Ve bu da seçmende yerel seçimde yerel dinamikler yerine merkezi politikaların ürettiği, yaptığı ya da seçmene sunduğu belirli kutuplaşmalar üzerinden seçmen oy verme davranışını belirliyor. Biz Ekrem İmamoğlu adına nasıl ulaştık? Sadece araştırmalar değil. Evet, araştırmalar bunun çok önemli bir kısmı, kamuoyu araştırmaları. Ama örgütümüzden gelen geri bildirimler, İstanbul halkına araştırmaların dışında yaptığımız çalışmalarla şunu gördük. İstanbul halkı, yani İstanbul'da yaşayan 15 milyon son özellikle 15 yıldır yerel yönetimlerden memnun değil, bu bir. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakikaten hizmet anlamında hem kötü yönetiliyor hem kötü yönetilmenin dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rantı İstanbul'a değil, İstanbulluya değil, farklı kanallara, hani bir cümleyle ifade etmek gerekirse saraya aktarılıyor ve bunun sonuçlarıyla da geçmişte örneğin yerel yönetimlerde AKP belediyesinde yaşayan bir İstanbullu bir vatandaşımız hizmeti alabiliyor ya da sorun yaşadığında o hizmeti almak için belirli kanalları bulabiliyordu. Artık İstanbul halkı yerel yönetimler anlamında memnuniyetsizliğini görüyor ve bu seçimlerde İstanbul'da, ki bunu çok iddialı söylüyorum, İstanbullu seçmen,
geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun mevcut ulusal siyasetin gerçekliğini bir kenara bırakarak yerel dinamikler, yerel sorunları, o sorunların çözümleri ama sadece çözümleri değil, çözümü söyleyen kişinin bunu başarabilme ve bu konuda geçmiş başarı hikayelerine de bakacak. Yeni İstanbul'u bilen, İstanbul'un sorunlarını çözen, yani biz İstanbul'da uzun sözün kısası, yerel seçimlerde rakiplerimiz ne yaparsa yapsın seçimi makro bir siyaset düzlemine çekmek istese de bizim stratejimiz ve seçim yöntemimiz tamamen seçimi yerelde götüren, rakiplerle hiçbir şekilde bu anlamıyla muhatap olmayan İstanbul halkıyla birebir muhatap olup geçmişte yaptıklarımızın daha fazlasını tüm İstanbul'a yapabileceğimizi anlatan bir süreç olacak. Şimdi hem yani bu söyledikleriniz tamam ama diğer taraftan bakıyoruz, halka sorduğumda genel olarak şöyle bir imaj var. Aman bu CHP'li belediye zaten çalışmaz. Hı. CHP'li olduğu için mecburen herkes gidip onlara oy veriyor ama işte normalde işte CHP'li belediyelerin performansı AKP belediyeleri gibi değil. Buna değil karşı aslında. Şunu diyenler de diyor canım CHP merkezden para alamadığı için bu halde. Evet. Şimdi bir bunu sormak istiyorum. Mesela Kadıköy'de merkezden, mesela Kadıköy Belediyesi evet. gayet iyi işliyor evet. ama başka belediyeleriniz aynı şekilde işlemiyor. Bize spesifik örnek verebilir misiniz? Bakın. İstanbul'da hangi para AKP'nin cebine gitti de siz bunu geri döndüreceksiniz? Var mı böyle bir şey? O kadar çok örnek. Spesifik örnek var ki şöyle söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yatırımlar ve şu anda yapılmak istenen yatırımlara baktığımızda bu yatırımların hiçbir şekilde halkla bağlantısı yok. Bir önceki söylediğinizde şunu isterseniz böyle gösterip detaylandırmayacağım evet. ama bakın burada mavi çizgiyle gördüğümüz AKP'li belediyelerin 2014'te aldığı yer ve şuradaki çizgiyle gördüğümüzde şu andaki AKP'li belediyelerden seçmenin orada yaşayan vatandaşların memnuniyet oranı. Bizim belediyelerimizinkini de gösterebilirim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden seçmen hiçbir şekilde bu şekilde aşağıya düşmüş değil. Dolayısıyla gerçek hakikat bir tanedir. Bunu biz de sorsak, başkaları da sorsa ortada evet yorumlar, algılar bu şekilde şartlandırmalar oluyor. Ama İstanbul'un gerçekliği budur. Bakın bir AKP'li belediye %44 ile aldığı belediyedeki memnuniyeti %24'e düşürmüş. Ve bunlar büyükşehrin destekleri, maddi destekler olduğu halde. Şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek İstanbul bir kere İstanbul'dan yönetilmeli. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 39 tane ilçe belediye başkanı vardı. Şu anda yerelden yönetilmiyor mu? Şu ana kadar elbette yönetilmiyor. En son Arnavutköy'de, Beykoz'da imar açılan arazilerin imara açılma onayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi Şirin Hanım. Yine bir şeye döneceğim. İstanbul'un 39 belediyesini büyükşehir belediye başkanı bir araya getirip de hiçbir şekilde sonuçta hangi partiden olduğu önemli değil. Yerel yönetimler nedir? Oradaki halka hizmet vermek için bulunurlar belediye başkanları ve oyunu kime verdiğinden de bağımsız hizmet almak haklarıdır. Büyükşehir belediyesinin kendi belediyelerine büyük şehirden bunu rakamlarla kaynak aktarmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hiçbir kaynak aktarılmamasına rağmen kendi imkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden memnuniyet oldukça ve çok daha fazla yüksek. Bunun somut örnekleri diyorsunuz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakın 2014'teki seçim vaatlerini mutlaka hatırlayacaksınızdır. 400 kilometre metro yapacağız dediler ki yapılmalı. Daha fazlası yapılabilmeli. Bugün geldik 2018'i bitiriyoruz. Yerel seçimlere geldik. 171 kilometre metroyu zar zor arada ölenleri, iş kazaları, iş güvenliği alınmamasını bir kenara bırakıyorum. 171 kilometre metro yapıldı ama daha önce olan işte kaynak burada devreye giriyor. Tam 510 kilometre metro parası harcanarak. Bu para kimin parası? İstanbulluların parası. Bakın 400 kilometre sözü var. 171 kilometre yapıldı. 510 kilometre metro parası harcanarak. Daha da acı ve trajik olan biliyorsunuz Kadir Topbaş görevden alındığında yeni yerine atanan belediye başkanı bir açıklama yaptı. Ve Büyükşehir'in kendi sayfasında bunlar. Hepsi resmi açıklamalar. Pahalı verildiği için metro ihalelerini iptal ediyoruz dediler. Biz demedik kendileri dediler. İhaleler iptal edildi. Sonrasında araya neler ne oldu ne girdiyse pahalı olduğu için iptal edilen metro hatları yeniden aynı firmalara verildi. Şimdi İstanbul'un kendi kaynaklarını, Büyükşehir'i o kadar iyi çalışıyoruz ki bütün İstanbul'u, her yeri bu kaynaklarıyla İstanbul halkının sorunları nasıl çözüleceğini hiç ekstra kaynak yaratmadan çok rahat biliyoruz, görüyoruz. Burada kişiler değil,
kenti hangi anlayışla yönettiğiniz kısmı önemli oluyor. Peki mesela eminim şu anda sizi izliyorlar. Periskop'tan canlı yayındayız çünkü evet. İstanbul'u pek çok vatandaş. İşte herkese sorsanız İstanbul'un en büyük sorunu nedir? Trafiktir. Trafik ondan çıkıyor. Ondan betonlaşmadır. Yani bunlar herhalde ilk sırada gelen çevre meselesidir. Betonlaşma biraz daha gerilerde ama çıkıyor. CHP'nin genel vaatleri mi olacak, çok somut vaatleri olacak mı? Çünkü hep bu çok da getirilen bir vaatlerimiz olacak. Ya şunu şöyle yapacağım, bu kadar para harcayacağım. O kadar somut vaatler olacak ki bakın şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 10 aydır biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl kazanacağımızla değil, kazandıktan sonra nasıl yöneteceğimizi şu anda planlıyoruz, çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada elbette bir vaat söylemeyeceğim. Ama seçmenimiz, bizi izleyenler şunu bilsinler ki Büyükşehir adayımızın kampanyasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da asla kavgaya girmeden, asla o seçim sürecinde kutup tek gündemimiz İstanbul olarak İstanbul için, hatta şu kadar alt başlık vereyim, İstanbul'un 39 ilçesi için ayrı ayrı sorunları nasıl çözeceğimize, hangi bütçelerle çözeceğimize ve büyük şehri nasıl yöneteceğimize dair somut vaatlerimiz olacak ve her vaadimizi de sürelendireceğiz ve sözünü verdiğimiz tarihte de o vaatlerimizi yerine getireceğiz. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bir yılgınlık var genel olarak. Çünkü seçimlerde herkes çok umutlandı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de işte Ankara'yı kıl payıyla kaybetti. Daha evvel işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Muharrem İnce yine kıl payı diyebiliriz aslında. Başa baş neredeyse gibi. CHP seçmeni ay artık yeter, ben bir daha sandığa gitmeyeceğim. Hepsi değil tabii ki, bir kısmı. Seçmeni nasıl motive edeceksiniz? Hemen söyleyeyim. İstanbul'da size şunun sözün değil, bunu hissettiğim için sözünü vereyim hatta. İstanbul'da seçmen bu defa ister Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olsun, ister diğer partilere oy vermiş seçmenler olsun, öyle bir çalışma, öyle bir kampanyayı hep birlikte yürüteceğiz ki seçmen şu duyguyla sandığa gidecek. Evet, geçmişte bir takım öfkelerimiz, sandığa gitmeme duygumuz olmuştu ama biz bu defa bu yerel seçimlerde bakın kent için, kendimiz için ve sonrasında da geleceğimiz için sandığa gitmeliyiz duygusunu seçmene vereceğiz. Sevgili Şirin Hanım, 24 Haziran'dan sonra hakikaten seçmende bir öfke oldu ki anlaşılır. Hepimiz öfkelendik. O öfke niye oldu? Çünkü umudumuz çok büyüktü. Umudun büyüklüğü öfkenin de büyüklüğünü getirdi. Ama insanda, bunu bir hekim olarak söyleyeyim, bir siyasetçi olarak değil belki, en kolay umuda dönüşür duygu da öfkedir aslında. Yani 24 Haziran sonrasında bir duygu olmasa öfke nedir? Bir beklentinin işaretidir. Biz o öfkeyi gerek merakla, adayımızın profiliyle, adayımızın yapacağı çalışmalarla ama en önemlisi bizim örgütümüzün, ki bunu görüyorum ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, hakikaten kadınıyla, genciyle, her bir üyesine bir kez daha teşekkür ediyorum. O inanmışlık çünkü bende bu duyguları oluşturuyor. Biz bu defa kent için sandığa gitmeliyiz duygusuyla İstanbul'daki bütün seçmenler sandığa gidecek. Bir cümle eklemek isterim burada. Her seçim çok önemli, çok kıymetli, son şans diyoruz. Ama şunu ben özellikle altını çizmek istiyorum. Bakın benim masamda dosyalar var ve bir kez daha bunun altını çizerek söylüyorum. Bir kez daha AKP zihniyetiyle yönetilen İstanbul'da artık kent kalmıyor. Bu seçim bizlerden ziyade bu kent için son çıkış diyorum. İstanbul'un, kentin kurtuluşu için bütün vatandaşlar sandığa gitme sorumluluğunu kendine destekleyecek. Ben aslında bu söylediğinize yaklaşık başka bir şey soracaktım. Herkes diyor ki bu bir yerel seçim değil, yerel seçimden de büyük. Burada sadece İstanbul'un ya da şehirlerin geleceğini değil, Türkiye'nin geleceğini, ekonominin geleceğini, demokrasinin geleceğini oylayacağız. Sizin de duygunuz bu mudur? Şöyle böyle söyleyeyim, bunu uzun uzun konuşabiliriz ama benim bu yerel seçimlere giderken ana duygum, elbette bu duygumu besleyen farklı duygular var. Ben bir kent aşığıyım. Hakikaten bu kent aşığı derken sadece kentin turistik yerlerini değil, 39 ilçesinin çeperlerini de aşığıyım. Ve ben bu seçimlere giderken duygum İstanbul'u tarihiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla, insanıyla bu kenti kurtarmak. Bu kenti kurtardıktan sonra insanı, geleceği, doğası da kurtulur. Ondan sonra diğerleri konuşulur. Peki. Şimdi iki önemli şey. Birincisi bir açıklamanız oldu. Kuzey ormanlarında tarım hala sürüyor. O bölge imara açıldı diye. Dün de bütün her yerde çok konuşulan bir haber oldu. Bu öylesine söylenmiş bir şey mi? Yoksa elinizde bundan ilgili söyleyeceğiniz daha
kabarık bir dosya var mı ya da elbette, neler söylersiniz? Ne yazık ki kente yapılan ihanetlerin kabarık dosyası çok fazla. İl başkanı olduğum andan itibaren yani 11 aylık süreçte gerek Büyükşehir'den geçen, kimi zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geçen ve ne yazık ki kent ihanet edilen bütün dosyalar elimizde ve burada görünen o ki ne acıdır. Yeşil alanların sadece rant uğruna, sadece hırs uğruna bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir imzasıyla anında imar açılabildiğini görüyoruz. Ve kente bundan daha büyük ihanet yapılamayacağını biliyoruz. Ne kadar biliyorum. Şu anda açılan toplam oran? Şimdi şöyle söyleyeyim, 1 milyon metrekare yer şu anda açılıyor. Geçen günlerde hatırlar mısınız, biz dikey mimari yerine yatay mimari yapacağız dediler. Şimdi siz zihniyetinizi, anlayışınızı değiştirmediğiniz sürece ne yaparsanız yapın. Zihniyet aynı olunca aslında yatay mimari dedikleri şey de işte bu Arnavutköy'de imar açtıkları alan oluyor. Beykoz'da imar açtıkları alan oluyor. Şeyde efendim polis, Etiler'deki polis okulunu. Şimdi orada yemyeşil bir alan ve biz orayı kamusal alan olsun diye çok uğraştık. Hatta Büyükşehir Belediyesi de kendisi de başta bunu istedi. Ama ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teyit etmediğimiz için isim vermiyorum. Ama bir bakanın yakını zengin olacak diye oraya binalar yapılıp rezidanslar yapılıyor şu anda. Bunlar İstanbul'a... Söz vermemişler miydi? Hatırlarsanız 3. köprü ve havaalanı inşaatları sırasında çok AK Parti'ye yönelik eleştiri olunca orada hiçbir zaman şehirleşmeye, imarsız yapılara izin vermeyeceğiz, ağaç dikilecek. Siz bunun olmadığını söylüyorsunuz. Efendim olmadığını ben söylemekle kalmıyorum. Elimde bununla ilgili şu anda bizim Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde imar açtığı, rant ekonomisi yarattığı, hani İstanbul'u şantiyeye çevirdiklerini alanlara dair 200 küsür tane dosyamız var. Bakın deprem toplanma alanlarımızı keşke bu memlekette hakikaten işini özgürce yapabilen gazeteciler olsa da Büyükşehir'e resmi bir yazıyla deprem toplanma alanlarımız neresidir diye sorsa, keşke askeri alanlar şu anda ne yapılıyor diye sorsa cevaplarının alınmayacağını biliyoruz ama bunu sadece biz değil vatandaşlarımız da görse. Çünkü bütün askeri alanlar şu anda imar açılmak için çalışmalar yapılıyor. Daha acı bir şey söyleyeyim size ki içimi en acıtanlardan biridir. Kemerburgaz'da bir yeşil alan, oldukça geniş bir alan, bırakın imar açılmayı. İmar açılmadan önce bir medya kuruluşunun sahibi tarafından bankadan bakın kredi kullanabiliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Burası 2 kuruşa yeşil alanı veriyoruz. Burası imar açılacak. Bankaya da onun haberi gidiyor. Demek ki bir devlet bankasına kredi kullanılıyor ve ondan sonra orası imar açılıyor. Evet. Böyle bir doğa katliamı tarif edilemez. Peki şimdi siz tabii bayağı bir hararetle hazırlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu Eren Erdem'in davası sırasında açıklama yaptınız diye size başlatılan soruşturma. Geziye katıldığınız için bütün bunlar sizi aslında bu seçim sürecinde engellemeye yönelik olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela niye bu soruşturma açıldı Eren Erdem'e? Şöyle hemen söyleyeyim. Bu memlekette eskiden doğruları söyleyen 9 kevden kovulurdu. Şimdi bu iktidarda, bu yönetim anlayışında hakikati ya da doğruyu söylediğinizde bir şekilde gerek hukuk yoluyla ya da başka yollarla sizi cezalandırmaya çalışılıyor. Bu açılan davalar, yani bu son açılan davadan önce de hakkımda bir sürü dava açıldı. Bu sefer FETÖ. Fetullahçı örgütlenmeyi övmekten şimdi bu Ahmet Şık'a evet bu söylendiyse, yani bu memlekette bana bugün söylendiyse herkese bu söyleyebilir. Duymak istediklerini söylemeyen herkese her şeyi söylenebilirler. Bu memlekette kendileri işte Fethullah Gülen'le birlikte bu memleketi parsel parsel satarlarken biz bunun karşısında durup bunun mücadelesini veren insanlardık. Onların ne söylediği değil, bizim ne olduğumuz önemli diyerek, ne yaptığımız önemli diyerek gülüp geçiyorum açıkçası. Şimdi kısa Binali Yıldırım mı çıkacak rakip olarak? Ne bekliyorsunuz? Zorla da şöyle söyleyeyim. Bir kere biz rakibin kim olduğu ile hiç ilgilenmiyoruz. Kim çıkarsa çıksın biz adayımız ve İstanbul halkı ile ilgileniyoruz. Binali Yıldırım istemese de çıkmak zorunda kalacak ama adayımızın oldukça karşı cenahı tedirgin ettiğini görüyoruz. Şimdi İYİ Parti ile bir işbirliği yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çıkardığınız aday da Ekrem İmamoğlu da muhafazakar tabana, İYİ Parti milliyetçi tabana da hitap eden bir aday. Öyle değil mi? Yani öyle gösteriyor.
Ama biliyoruz ki İstanbul'daki Kürt seçmen de çok önemli. Üstelik İstanbul'daki Kürt seçmen bir kısmı HDP'ye elbette veriyor ama bir kısmı da CHP tandanslı, evet. Ve Kürt kimliğinin dışında da başka güdülerle de oy, evet, kullanıyor. Doğru. Bunu daha önceki seçimlerde, evet, de kullandık. Nasıl? Artık büyük şehirde yaşıyor. Daha evvel Türkiye diyorum, İstanbul'a gelmiş, yerleşmiş. Evet. İşte hizmet almış, çocuğun eğitimini düşünüyor, çevreyi düşünüyor vesaire. Sadece siyasi Kürt kimliği üzerinden değil, hı-hı, farklı güdüleriyle de veriyor. Kürt seçmeni çekebilecek misiniz? Oylarını alabilecek misiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz İstanbul'da bu yerel yönetimlerden, bu yerel yönetim anlayışından memnun olmayan bütün seçmeni çekeceğimizi görüyoruz. Daha da iddialı bir şey söyleyeyim. Biz bu seçimde göreceksiniz, AKP'ye yıllarca oy vermiş AKP'li seçmeni de çekeceğiz. Biz bu seçimleri ne yapmak isterlerse istesinler, nasıl bunu yaparlarsa yapsınlar, bir kimlik siyaseti ya da bir kutuplaşma siyasetinin dışına çıkarıp bir hizmet, birlikte, hep birlikte bir İstanbul ütopyası kurma ve İstanbul'da yerel seçimleri hakikaten olması gerektiği gibi yerel zeminde tartışacağız, konuşacağız ve bütün seçmenleri çekeceğimize inanıyorum. Peki, ama bu soruyu şöyle de sorayım. Bir de tabii HDP'nin çok kemik bir oyu var. Evet. Asla değişmiyor. Ve gerçekten HDP milletvekilleri de buraya geldiler. Garapaylan, evet, da söyledi. Onun altında, yani %13'lerin altında bir oy alacaklarını düşünmüyorlar herhangi bir seçimde. İyi Parti ile yaptığınız benzer bir işbirliğini HDP ile de başka ilçe bazında, evet, ya da bir şekilde götürecek misiniz? Şöyle söyleyeyim, biz bütün seçmenle paslaşacağız. Yani biz İstanbul'da da diğer illerde de zaten tabanda çok uzun süredir oralarda çalışmalar olduğu için seçmenlerimizle, üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla hep bir arada olduğumuz için seçmen kendi içinde bu yerel seçimlerde zaten bir araya gelmiş. Ve kendi içindeki o birlikte bu taban ittifakı denilen şeyi kurmuş zaten. O yüzden ekstra bir paslaşmaya ya da ekstra herhangi partilerle buna gerek olmadan biz o birlikte seçimi götüreceğiz. Onu da görüyoruz. Çünkü İstanbul'un sorunlarını Kürt de yaşıyor, Türk de yaşıyor, Laz da yaşıyor, Ermeni de yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul'un sorunlarının çözüm üzerinden ben bütün seçmenlerin yan yana geleceğini görüyorum. Son soru, klasik bir soruyla bitirelim. Anketler ne gösteriyor? Bunu sormadan olmaz. Bilmiyorum, anket yaptırıyor musunuz? Şöyle. Mesela çok özür dilerim. Geçen gün yine bir anket yapan bir kuruluş şöyle demiş. %49'la kazanacak gibi bir şey kazanan İstanbul'u. Şöyle söyleyeyim, anketler hepimizin malumu o günün fotoğrafını çekiyor. Dolayısıyla benim son günlere dair elime ulaşmış bir anket çalışması yok rakam olarak. Ama katılıyorum, İstanbul seçimleri başa baş bitecek bir seçim olacak. Ama bugünden gördüğüm, bu kurguladığımız ve çalışmasını yaptığımız stratejiyle ipi göğüsleyen biz olacağız. Arada çok büyük farklar olmayacak ama. Ya başa baş sıkı bir rekabet oluşacak. Çünkü avantajlar, dezavantajlar. Çünkü karşımızda da biz rakibi dediğim gibi çok gündemimize almayacağız ama işte artık kadro sıkışıklığı yaşayan bir parti, ne yazık ki bir yılgınlık vesaire gibi şeyler, baktığımızda bizim fırsat aralıklarımızın çok daha fazla olduğunu görüyoruz ve biz bunu akılcı bir şekilde değerlendireceğiz. Daha çok konuşacağız önümüzdeki, tabii, günlerde eminim seçimi, ama bir manşet atın lütfen. Ne derdiniz? Şunu söylerdim. 31 Mart akşamı İstanbul'da seçimin hiç kaybedeni olmayacak. 31 Mart akşamı İstanbul'da tüm İstanbullular kazanacak derdim. CHP kazanırsa. CHP kazandığında. Çünkü CHP kazanacak, bunu inanıyorum hakikaten. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı konuğumuzdu. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.